Bunlardan iki tane çok temel neden saymak kolay. En önemli neden şu anda Türkiye'de dolaşımda olan İngiliz varyantının hemen hemen her yerde yerleşmesi ve çok büyük olasılıkla %70 %90 civarında o. O kadar yaygın ki artık biz enfekte olan vakalara bu İngiliz varyantı mı yoksa orijinal varyant mı bunu taramasını daha iyi yapmaya gerek görmüyoruz çünkü çok yaygın İngiliz varyantı görüyoruz. Bulaşması çok yüksek. O yüzden de çok küçük bir enfeksiyon virüs sayısıyla bile size bulaşabiliyor ve sizde belirli belirtiler çıkmasına sebep olabiliyor. İkincisi toplum ciddi olarak sıkıldı sosyal yaşamdan uzak kalmaktan. Sosyal yaşamı evlerine toplantılar yaparak hafta sonu yatılı misafirliğe giderek kapatmaya çalışıyorlardı ama 1 Mart'tan itibaren restoranlar gibi ya da toplu bulunan yerler işte çarşılar, Oralar gibi neredeyse intikam alırcasına herkes buralara saldırdı. Ve maske, mesafe kuralları hemen hemen hiçe sayıldı. Zaten çok bulaşıcı olduğunu bildiğimiz bir virüs var. Bu ortam virüsün yayılmasını kolaylaştırdı. O yüzden vakalar hızlı bir şekilde arttı. Dün akşam hatırladığım kadarıyla 30 bin civarında yeni vaka tespit edilmişti. Ama bir de tespit edilemeyenler var. Çünkü sahadan gelen bilgilere baktığımızda hastalık belirtileri gösterdiği halde izolasyon ortamından kaçmak isteyenler de başvurmadıkları için vaka sayısının çok daha fazla olduğunu tahmin etmek güç değil. Ama yine de resmi rakamlar 30 bin civarında. Bunun temel sebebi özellikle toplum kendini korumak için gerekli önlemlere dikkat etmemesi ve de çok hızlı bulaşan bir virüsün varlığı. Benim benim bilebildiğim kadarıyla uygulanan aşı oruçla ilgili bir çelişki yaratmıyor. Biz bunu Diyanetle zaman zaman görüşüyorduk ama yine de benim bu görüşüm Diyanet'in görüşü gibi doğru olmaz. Esas bilgi onlardadır. Doğru bilgi onlar verirler. Ama öyle bir bela, öyle bir afetle baş başayız ki Diyanet'in bu konuda vereceği doğru öneriler, doğru uyarılar olacağını tahmin ediyorum. Ne olursa olsun bizim toplumu yok yüksek miktarda açlamamız gerekiyor. Ramazan ayı çok özel bir ay tüm Müslüman camia için. Ama bu ayda da insanlarımızın ölmesi, hastalanması, hastaneye yatması çok önemli. 220 ile 250 bin civarında aktif vakamız var. Bu çok büyük bir rakam. Her 1 milyon kişiden 250'si enfeksiyon ajanıyla dolaşıyor demektir. Şu anda bizim elimizde kişisel koruyucu önlemler çok önemli ama muhakkak ve muhakkak yaygın aşıya ihtiyacımız var. Yaygın aşı olursak toplumumuza bir fayda etmiş oluruz. Toplumumuza da fayda etmiş oluruz sadece kendimize değil. O yüzden de Ramazan'da insanlar belki aşı olacağı günler o gün belki oruç tutmayabilirler ya da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda vereceği öneriler doğrultusunda aşıya devam ederiz. Hiç olmazsa aşı olacak gün, aşı olacakları gün belki oruçtan kendilerini muaf tutarlar, daha sonra kaza yaparlar diye düşünüyorum. Ama bu dediğim gibi biraz ilahiyatla ilgili ya da diyanetle ilgili bir şey. Bunun cevabını tam veremem ama bütün insanların Ramazan ayı olup olmasına dikkat etmek sizin kendilerine sıra geldiğinde aşılarının olmasını isterim. Toplumdaki bu belayı çözebilmemiz için. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda desteğine ihtiyacımız var. Diyanet İşleri Başkanlığı elbette ki dinin gereklerini doğru yorumlayarak bir öneri verecekler. Benim ihtiyacım şu anda toplumda çok yaygın, geniş ve fazla miktarda aşılanmış kişileri yaratabilmek ya da sahip olabilmek toplumdaki davranış kalıplarına bağlı olarak bu değişebilir. Eğer toplum gene kalabalık alanlara, toplu halde davranışlara, kalabalık kapalı alanlarda toplu davranışları sürdürürlerse artışı devam eder. Ramazanda Ramazan çok özel bir ay olmakla beraber insanlar daha sakin, daha belki davranış kalıpları daha içe dönük olmakla beraber yine Ramazanda hareket vardır. O yüzden de Ramazan ya da Ramazan dışı günler için benim için çok bir ayrım yok. Onun için Ramazan'da da ben eğer böyle giderse vaka artışının devam edeceğini düşünüyorum.